Merhaba arkadaşlar, kendi evimi kendim yapıyorum videosuna hoş geldiniz. Bu üçüncüsü olacak. Bugün sadece ana binayı göstereceğim. Bir dahaki sefere, yani dördüncü videoda pansiyonların olduğu yeri göstereceğim. Neler yaptık, ne durumdayız göreceksiniz şimdi. Hadi başlayalım. Bugün evimin camları takıldı. Çok mutluyum. Bütün camları, evin havasını değiştirdi birdenbire. Bu kadar camı da kim silecek bilmem. Düşündüğün şeye bak. Camların olmuş, sen kim silecek diye düşünüyorsun. Sonra düşünürüm ya. Bak, şimdi fark ediyorum. Usta orayı da yarım bırakmış. Görüyor musunuz? Hep böyle zaten. Arkalarım. Camlarımı çok güzel oldu. Yalnız evimizin tuğlalarını döşeyen ustamız ne yazık ki gelmedi. Şöyle bir ağaç. Şurada da bakın, fazla artan ahşaplar atmasın diye böyle işkenceye almışlar. Buna işkence deniliyor. Sonra bunları birleştiriyoruz. Birleştirilen parçaları görüyorsunuz. Bunlar da böyle işkenceye alınıyor. Ya aşk olsun. Vallahi kolum ağrımasa yapardım. İlaç kullanıyorum, düşünün. Yani o kadar kapıları boyunca vernikleyince kolum omuzdan iltihaplanmış. Şu an ilaç kullanıyorum. Bunları açmamızın sebebi ise, şu an Davut'un verniklediği yerler bunlar. Çünkü mesela şurası şöyle. Şunlar engel olabilir. Çünkü bu aralara köpüklerin girmesi lazım. Bu aralara köpük sıkarak merdiven oturtuluyor ki ağaç dönmesin. Hem de çok sağlam oluyor o zaman. Kimsenin merdiveni benimkiler kadar herhalde sağlam olamaz. Kadar çok emek vermek gerekiyormuş. Bir basamak deyip geçiyoruz ama bu da ağacın yapısından kaynaklanıyor herhalde. Şu yumuşak mı ne, bizim şansımıza. Ben bunlara boya yapacağım biraz. Tabana boya yapmayacağız çünkü çok kullanıldığı için boya daha çabuk yıpranabilir. O yüzden sadece rıh kısmına yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi merdiven uygulanmış halini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tabi buralara da gelecek. Ama güzel bir ağaçmış. Bakın, hiç birleştirildiği belli olmuyor. Daha bu işlemden geçecek tabi. Dümdüz olacak. Dünya yağmurda çok güzel tam daire bir şey çıktı. Yarım daire daha doğrusu. Gökkuşağı çıktı. Onun da çekimini yapmıştım. Sizinle paylaşacağım. Tabii ki bu ahşapları ben yapmıyorum. Sonuçta kaynımla eşim yapıyorlar. İşte ben zımparasında yardımcı oluyorum. Boyarken, verniklerken yardımcı oluyorum. Sıra şimdi mutfak dolabını tasarlamada burada. İç mimar yeğenim birkaç çizim yapmıştı. Bakalım onlara ne kadar sadık kalacağım. Büyük bir ihtimalle kalırım herhalde. Sonuçta benim isteğim doğrultusunda çizmişti o da. Hava çok güzel yine bugün. Bulutlar var.
Bu evin manzarasını seviyorum. Çünkü karşıya doğru böyle tepeler bir çanak şeklinde gidiyor. Dümdüz olduğu halde manzarası güzel, yani böyle ağaçların içinde tamamen kaybolan bir ev olmuyor. Mesela bunu Bauhaus'tan almıştık Davut. Aynur alıp gönderir bizi ya da Ayten. Yani işte vernik çekeceğiz. İş yerim kalacak. 3 gün 1 hafta atacak. Yok be, Aynur aynı gün gönderir. Gördünüz mü sivrisinek nasıl yapışıp kalmış buraya? Tekrar merhaba. Şimdi okuldayım. Ders anlatmak için okula geldim. Biraz erken geldim videoyu hazırlamak için. Şimdi final yapacağım size. Araya bunu sıkıştırıyorum. Dış kapıdan başlayabilirim. Çünkü dış kapıyı farklı yaptım. Mavi yaptım. Pervazlarını ise sarı yaptım. Ve camlara bakın. Ay, en önemlisi camlar. Camlarımız takıldı. Çok mutluyum o yüzden. Evet, yakından gösteriyorum. Buraları hiçbir ustaya güvenmediğim için kolum iyileşir iyileşmez ben yapacağım. Kendim yapmayı düşünüyorum yani. Evet, bunlar daha da olacak. Ay, bu da ne? Ay, ay sen nesin? Aman Allah'ım, korkunç bir yaratık bu. Ay, kendi eşini yiyen şey bu. Neydi? Peygamber devesi değil mi? Acaba yaşıyor mu? Bir dakika. Kız, yaşıyor musun? Ay, yaşıyormuş. Ay, yaşıyormuş. Üf, korkunçsun. Gitsene buradan. Hadi git. Bak, güneş çıkmış. Hadi. Ay, göğüze bakın. Aa, güneş çıktı. Gitsene. Korkunç bir şey. Köyde yaşayınca bunlara alışacağım tabii. Evet, şimdi kapıların, iç kapıların pervazları da yapılmış. Bir ton daha koyusu kapının kendi renginden. Burası banyo. Evet. İşte eksik olan duş başlıkları. Duşakabinin yapılması. Burada bu eksik. Artık bunlar hazır paraya bakıyor tabii. Dolabı biz yapacağız zaten. Ama işte lavabo almamız lazım. Bunlar para olursa hızlı yapılır. Burası yatak odası. Yatak odasının tabanı yeni yapıldı daha. Merdivenlerin bu kısmı duruyor. İşte buraya sıva yapılacak, badana yapılacak. Ve merdivenlerimiz. Merdivenlerimize daha vernik atmadık. Bir 10-20 gün beklememiz gerekiyormuş. Kaynım öyle söyledi. Çünkü atma yapabilirmiş, sıçrayabilirmiş. Ve sevgili Çinlilerim, yine artan ve sakladığımız ahşaplar. Bu kapıyı en güzel iç kapı seçiyorum. Çok tatlı. Mutfak. Fayansları yeni yapıldı. Evet, oranın yukarının da camları takıldı. Bunları usta ters yapmıştı. Yani şu kesilmiş yer dışa gelmişti. Ben onları söküp böyle tekrar yeniden kaygan kısmı dışarıya getirecek şekilde yapıştırdım. Bugün dolgusunu yaparım. Kolum çok ağrımaya başladı. Sağ kolum. Yoksa bunları ben kendim yapmayı düşünüyordum.
fayansları. Yaparım tabii. Aferin Lisesi'nin duvarına 77 metrekare şey yaptık ya, fayans. Yapardım. Her ne kadar Davut bana güvenmese de ben yapardım yani, inanıyorum kendime. Dış kapının içeriden görünümü, dışarıdan ve içeriden sarı yaptım. Güneşin vurduğu yerde sarı çok net gözüküyor zaten. Ve seni en güzel dış kapı seçiyorum. Seni de en güzel pencere seçiyorum. Evet, yine artan ahşaplarımız. Biz bunları Isparta'dan getirttik. Camları görmeniz için çekiyorum buradan da.